Bugün tarihi çok eskilere dayanan bir meslek grubunu inceleyeceğiz. Dericilik. Derinin kimyasal ve fiziksel işlemlere tabi tutulup kullanılacak hale getirilmesidir. Bengütürk TV ekranlarından mutlu günler sevgili izleyiciler. Ekmek Teknesi programı emeğin ve emektarın sesi olmaya devam ediyor. Bugün de deri imalathanesindeyiz. Tarihin en eski çağlarından beri insanlar dericilikle uğraşmış, üstünde durup geliştirerek ayakkabı, terlik, elbise, yelken gibi türlü eşyalar yapmışlardır. En güzel deri işleri Türkler, Araplar, İspanyollar ve Venedikliler tarafından yapılırdı. Uzun yıllar dericilik mesleğiyle uğraşan Faruk Küçük'le gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbeti getiriyoruz ekranlara. Ben Ankara'nın Haymana kazasında derici Koca Bahri'nin oğlu Faruk Küçük, 1947 doğumluyum. Babam 1940'lı yıllarda dericiliğe başlamış. Ben de 1997'ye kadar devam ettim. 1997'den sonra artık kendimi emeklettim. İşlerimi oğullarıma devrettim. Babadan gelme bir meslek değil mi? Babadan gelme. Ondan sonra da ben yaptım. Şimdi oğullarım yapıyor. Yani 70-80 senelik Ankara'nın en eski, en köklü, şimdi devam eden bir firmasıyız. Peki uzun yıllar bu mesleği yapıyorsunuz ve babadan da oğula geçti. Şunu sormak istiyorum, dericilik mesleği nasıl bir meslek? Dericilik mesleği, zaten dericiliğin piri Ahi Evran Veli. Ahilikten gelme. Ahilikte biliyorsunuz cömertlik, kardeşlik, elin açık olacak, kapın açık olacak, gönlün açık olacak, böyle işler olan binli, bereketli, kazançlı, kazancının bini bereketi olan bir meslek. Dünyaya bir daha gelsem gene dericilik yaparım, derici olurum. İşinizi severek yapmışsınız Tabii. Bu zamana kadar ve hala Tabii daha devam ediyor. İş yaparsanız yapın, bir sevdiğiniz işi yapacaksınız. Sevmediğiniz bir işte başarı olmaz. Peki birazdan imalathaneyi gezeceğiz, sizden bilgiler de alacağız da şunu da sormak isterim. Peki bu mesleği çok seviyorsunuz, aşıksınız. Zorlandığınız kısımlar nelerdir? Yani bu mesleğin zorlukları neler? Her mesleğin kendine göre zorlukları vardır. Hani atasözü var, bir dağın yokuşu varsa inişi de vardır diye. Onun için engebeleri neydi olabilir. Ama işini severek yaptın mı onun hiçbir gamı, kasaveti bir şeysi olmaz yani. Tabii ki de engel olacak ama işi sevdikten sonra o engel size engel olmaz. Engel olmaz. Peki dericilik günümüzde nasıl? Yani siz çok önceden başladınız bu mesleğe ama günümüzde dericiliği nasıl görüyorsunuz? Tabii. Yani yetişiyor mu elemanlar? Tabii onlar yetişmez. Şimdi eskisi gibi tabii her iş kolunda sadece dericilikte değil. Şimdi insanlar istiyorlar ki hemen bir devlet dairesi olsun, yüksek maaş olsun, bir masa başı olsun, öyle istiyorlar. Eskiden öyle bir şey yoktu. Herkes bir sanat sahibi olan, bize derlerdi ki bir sanat kolda bir altın bilezik. Onun için herkes kolumda bir altın bilezik olsun diye bir sanat sahibi olurdu. Şimdi herkes iyi bir maaşım olsun diyor. Böyle altın bileziğim, sanatım olsun diye düşünmüyor. Peki, şimdi gezmeye çıkacağız imalathaneye. Şu defterler hakkında neler söylersiniz? Burada kitaplar var, sizin. Bu kitap şimdi benim mesela hani mesleğimiz dericilik olunca bu Beykoz Deri Fabrikası zaten bir semte adını vermiş. Ta Osmanlı'dan beri askeriyenin bütün ihtiyaçlarını temin eden özel bir kuruluş. Dericiliğin ağası, harflerden ağası Beykoz Deri Fabrikası'ndan başlar. Orayı bilmeyen, orayı gitmeyen, orada alışveriş etmeyen, orayı ziyaret etmeyen zaten derici değildir. Biz dericinin tabii dericilik deyince ben ham dericilik yaptım. Mesela köylüden deriyi aldık, mezbahadan deriyi aldık. Ondan sonra tabakhanelerde onları işledik. İşledikten sonra getirdik. Atölyelerimizde şimdi gezdireceğim. Oralarda göreceksiniz. Atölyelerde diktik.
Yani koyunun sırtından, kuzunun sırtından aldık, insanın sırtına giydirdik. Her aşamasını ben yaptım, yapanlardanım. Şimdi de benim gibisi az kaldı. Dericiliği geçmişten günümüze hazır masaya yatırmışken, şimdi de gelin deri imalathanesini gezelim. Faruk Küçük hem mesleğe dair merak edilenleri anlatıyor, hem de bir derinin ne tür aşamalardan geçtiği hakkında bilgi veriyor. Sevgili izleyiciler, deri atölyesini gezmeye başlıyoruz. Evet Faruk amca, şimdi ilk deri, aşama burası. Deriler, evet şimdi deriler, tabakhane dediğimiz, fabrika dediğimiz, yani Ankara'nın dışında olan, oradan derilerimiz buraya geliyor. Şimdi biz burada ölçülerine, kalitelerine neye bakıyoruz, ondan sonra alıyoruz içeriye. O zaman içeriye devam edelim. Ha. Buradan böyle basa basa. Evet ustam, ilk aşamayı atladık ve buraya geldik. Deriler şimdi buraya geldi. Burada biz buna asorti diyoruz. Kendi renklerine göre ayırıyoruz bunu. Koyuluğuna, açıklığına göre, kalınlığına, inceliğine göre, derinin modeline göre bunları böyle ayırdıktan sonra bunları getiriyoruz böyle. Kalıplarımız var burada. Bu kalıbımız. Açarız bir kalıbımızı. Bunlar da kalıplar galiba değil mi? Kalıplarımız. Bunu şimdi kalıbını böyle zedesinin gelmeyeceği yere, bu kesikti tabii, bu hayvan sırttan çıkarken kesenler, yüzenler böyle zedelemişler. Mümkün mertebe olmaması lazım ama yapacak bir şey yok. Bunlar gelmeyecek şekilde bunları böyle bıçakla işaretliyoruz, kalemle işaretliyoruz. İşaretliyoruz. Sonra bunları kesiyoruz parça parça. Bunlar dikime hazırlanıyor. Böyle. Gördük diye mi? Dikime hazırlanıyor böyle. Sonra da dikime hazırlanır kumaşlar. Dikime hazırlanıyor. Derilerde. Bak bunlar ha. Evet. Bunlar astarlarına yapılmış. Bunlar şimdi hazır oluyor. Böylece bunları hazırlıyoruz. Makineye vereceğiz. Faruk amca, burada neler oluyor? Burada şimdi kestiğimiz, işaretlediğimiz deriler, kalıbını çıkardığımız deriler. Burada şimdi bu kürk süet. Dışı kürklü, içi deri. Bunlar burada tıraşlanıyor etrafı. Ondan sonra bunlar birbirlerine ilave edilecek. Makinede şimdi göstereceğiz. Ondan sonra makinenin başına geçiyor. Şimdi bu makineye son hazırlık. Makineden önce son hazırlık son değil hazırlık. Mi? Son hazırlık, evet. Makineden önce son hazırlık. Ondan sonra işlem makineye geçecek. Hadi, evet. Geçelim. İstersen böyle bir göster. Burası da dikiş yeri. Evet, şimdi o içerideki kestiklerimiz, kalıplar, hazırlananlar şimdi makinenin başında başladı kesime, dikime. Şimdi makinede dikiliyor. Bunlar bütün eleme, göz nuru, yılların deneyimi. Bunu tabii biz makinesi düzgün olacak, mesafesi düzgün olacak, atlamayacak, ipliği kaliteli olacak. Hep bunlar önemli. Rengi rengine uyacak. Mesela şimdi herkes dericilikte kalfa olamaz, usta olamaz, çırak olamaz. Mesela biz bir çırak alırken ilk başta burada tabii akşama kadar ayakların üstünde duruyor, kesicilik yapacak. O zaman ayakları rahatsız olmayacak. Ayakta durmaya alışkın olacak. Ondan sonra burada derinin kendine has özel kokusu olur. Olsa ilaçlar olur, boya kokusu olur. Böyle nefes darlığı gibi bilmem ne şeyleri olmayacak. Ondan sonra bu hassaslık ister, gözleri iyi görecek. Gözleri bozuk olursa, iyi görmezse olmaz. Ondan sonra el yordamı, elleri çok pratik olacak. Elleri hassas olacak. Bunları bütün tüyüne göre, kalınlığına göre, yumuşaklığına göre onları bütün ayırt edecek. Bunları yapmayan, bunları beceremeyen, bunları olmayan burada çıraklık yapamaz. Ondan çıraktan sonra kalf olacak, kalftan sonra usta olacak. Bunun hep adeti, töresi, seneleri, günleri var. Onun için çok önemli bir meslek. Şimdi buradan sonra
Burada hazırlantısı o kalite, bak burada böyle asılı. Bundan şimdi kalite kontrolüne giriyor. Şimdi bu şekli aldı. Onlar hep birleşmesinden bu şekiller alıyor. Ondan sonra kalite... Yine burada birleşiyor ve birleşiyor. Bu şekli alıyor. Tabii bu şekli alıyor. En sonki aşamada, derinin ütülenmesi. Ütülenmesi. Şimdi deri ütüleniyor. En son aşaması. Tabii eğri büğrü ütülemeyecek, düzgün ütüleyecek. Her yerine eşit sıcaklık verecek. Bir de gene de kalitesini de kontrol ediyor gene. Şimdi işte kolay bir meslek değil, titizlik gerektiren bir tabii meslek. Tabii her şeyine bir kere sabır ister, ondan sonra titizlik ister, dikkat ister. Mesela şimdi diyelim ki elinin üstüne bastı, eli yanar. Bunlar tabii otomatik makine de. Onun için sabır ister, titizlik ister, itina ister. Bir de en başta sevgi, sevgi, sevgi. Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Ütüden sonraki son hali bu. Şimdi barkodu vuruldu. Aşağı satış mağazasına satışa sunulacak. Evet, biz deri ceket alıyoruz, giyiyoruz ama hiç de kolay aşamalardan geçmiyor, geçmez, bir deri ceket. Geçmez. Bunun astarıyla, fermuarıyla, sonra bu tabii markası önemli. Bizde mesela derler ki halı alırken, altın alırken, deri kürk alırken mutlaka bildiğiniz, güvendiğiniz, inandığınız yerden alacaksınız. Yani bu tabii yılların bir bizim şeyimizde atasözü gibi yılların bizim vermiş olduğu deney. Bu şimdi çok güzel bir deri mont. Hazır, satışa hazır, da hazır. Satışa şimdi hazır. Aşağıya inecek, vitrine asılacak. Asılacak. Faruk Usta'yla atölye gezimiz, dericilik mesleğinin titizlik ve sabır gerektiren bir meslek olduğunu gözler önüne serdi. Sevgili izleyiciler, bir deri ceketin nasıl aşamalardan geçtiğine az önce şahit olduk ve şu anda burada da sergileniyor. Faruk amca, neler söylemek istersin? Efendim, şimdi deri giymek bir ayrıcalıktır. Ben şimdi 1984 yılında Amerika'ya gittim. Tabii derinin ne kadar kıymetli olduğunu neyini oralarda gördüm. Paltoları var $2,500. Onlar böyle açıkta duruyor. Ama bir deri olunca 10 tane 20 tane deri mont var orada. İçinden zincir geçirmişler. Hep zincirlerin ikisini birbirine kilitlemişler. Ondan sonra bir yetkili arıyor. $1,000 falan bir deri mont orada. Yetkili geliyor, açıyor. Açtıktan sonra derisini veriyor, kilidini kilitliyor, o kadar kıymetli. Kürkçü dükkanına gittik, kapısında bangalardan daha çok 3 aşamalı kapısı var. 3 kapıyı geçtikten sonra içeri girebiliyor. O zaman anladı ki derinin ne kadar kıymetli olduğunu. Bize işte villeksi, bilmem sunni deri, bilmem ne diye ayakkabısını, montunu bize yutturmuşlar. Kendileri deri giymiş, kösele giymiş. Bize böyle deriyi sanki o villeksler, naylon deriler daha pahalıymış gibi, daha kıymetliymiş gibi bize pazarladılar yani. Faruk amcam, şunu sormak istiyorum sana. Ya asıl hakiki deriyi nasıl anlayacağız? Hani şöyle bir şey var, ateşle deriyi yaktığında. İşte şimdi mesela deri bir kere dericiden alınır. Bizde gene bir atasözü vardır. Diyor deriyi dericiden alacaksın. Ekmeği fırıncıdan alacaksın, eti kasaptan alacaksın. Adam koluna 3-5 tane deri atmış, derimot satıyor 100 liraya, 200 liraya. Halbuki o derimot şeyde satılmaz, adamın kolunda, yolda, çarşıda, pazar satılmaz. Ona sen deri mi satıyorsun? Adam diyor ki, deri efendim, olur mu? Ben deri satıyorum. Çakmağına bir yakalım deyince, onu sattığı zaten şey, petrol. Çakmağı çaktı mı yanar. Deri olunca bizim burada hepsini efendim ki çakmağını çakarsın, kontrol edebilirsin. Bu dükkan Allah korusun yansa anca bunlar büzüşür ama yanmazlar. Türkiye'de modern deri sanayi İstanbul'da 2. Mahmut zamanında Beykoz Deresi'nde tabakhane kurularak faaliyete geçmiştir. Kendini bu mesleğe adamış işin erbabı Faruk Küçük'le dericilik mesleğine dair merak edilenleri öğrendik sevgili izleyiciler. Başka bir programda, başka bir ekmek teknesinde görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdi hoşça kalın.